Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki bilgi getirilirse bilgi yanlış olur. Fıkra güncel bir konunun kişisel bir görüşe bağlanarak etkileyici bir anlatımla işlendiği kısa yazılardır. Doğru. Deneme, herhangi bir konuda yazarın kesin sonuçlara varmadan görüş ve düşüncelerini anlattığı bir yazı türüdür. Doğru. Makale, yazarın herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş gibi senli benli bir üslupla anlattığı yazı türüdür. Yanlış. Zira burada sohbet türünün tanımı yapılmaktadır ya da söyleşi eleştiri bir eserin özünü, yapısını, niteliğini çözümleyerek açıklayan, onun değerli ve değersiz yanlarını ortaya koyan çok yönlü yazılara verilen addır. Doğru. Röportaj bir olay ya da durumu yerinde gezip görme, inceleme, araştırma, soruşturma yoluyla yansıtan gazete ve dergi yazılarına denir. Doğru. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki türlerden hangisi getirilmelidir? Edebiyatımızda ilk örneklerini mülakat sınırları içinde Ruşen Eşref Ünaydın diyorlar ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı eserleriyle vermiştir. Bugünkü anlamıyla nokta nokta örnekleri 1950'li yıllarda görülmeye başlanmış Fikret Otyam, Oy Fırat, Asi Fırat, Yaşar Kemal, Bu Diyar Baştan Başa adlı eserlerle bu türe emek veren öncü isimler olmuştur. Evet bahsedilen eser türü röportajdır dostlar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Bu parçada söze edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Kişilerin hayatlarını anlatan yazılara denir. Genellikle belli bir alanda başarıya ulaşmış, yaşadıklarıyla okurun ilgisini çekebilecek kişilerin hayatları işlenir. Yazar ele aldığı kişiyle ilgili bütün belge ve bilgileri toplamaya çalışır. Yararlandığı kaynaklar arasında o kişinin günlükleri, mektupları, anıları ve hakkında yazılanlarla birlikte o kişiyi tanıyanlar, eş ve dostları da bulunabilir yazar anlattığı kişinin yaşamını yansız bir yaklaşımla yansıtmaya çalışır ama yazısını kuru bilgiler yığınına dönüştürmez. Evet burada bahsedilen biyografidir. Eğer kendi hayatına bir vurgu yapsaydı otobiyografi işaretlememiz gerekirdi. Cevap Ceyhan. Aşağıdakilerin hangisi olayı dile getirmesi bakımından diğerlerinden farklılık gösterir? Roman, öykü, masal fable. Bunlar olayı anlatır. Tiyatro ise gösterir. Dolayısıyla tiyatro göstermeye bağlı olay metinidir. Diğerleri ise anlatmaya bağlı olay metindir. Bu iki parçayla ilgili yargılardan hangileri söylenebilir demiş. Birinci metin. İlk insan sesini dil haline getirmeden önce meramını hareket ve tavırlarıyla anlatmış olmalıdır. Birçok hayvanda da görüldüğü üzere hareket ve tavır en basit ve en çok kullanılan bir ifade vasıtasıdır. Üslup Belli bir duyuş, görüş ve birikime sahip olan sanatçının hayatı boyunca edindiği tecrübe ve tavırlarla seçtiği konuyu, biçim ve içeriğin belirlediği vasıta ve yöntemler kullanarak kendine has biçimde gördüğü kelimelerle anlatmasından doğan bir edebi değer unsuru ve ölçüsüdür. Evet baktığımız zaman ikisi de öğretici metin gibi duruyor. Seçenekleri, önermelere inelim. Bilgilendirme yönelik metinlerdir. Kesinlikle doğru. Anlatım tasvirlerle zenginleştirilmiştir. Bunlar bir öykü ya da roman parçası değil. Sözcükler, sözlük anlam anlamlarıyla yani gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Doğru. Dolayısıyla biri ve 3'ü alacağız. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçada aşağıdaki türlerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Birçok batılı eserde kutsal kitaplara ve onlarda geçen olaylara yer verilir. Bunları dinin önemli oluşundan ve dinin bıraktığı boşluklardan bahsederek kullanmışlardır. Söz gelimi Umberto Eco'nun Gül'ün Adı adlı romanında kiliseye çok şiddetli bir eleştiri ve bunun yanında da büyük bir saygı vardır. Fransız gerçekçilik akımı önce Ortodoks Mistizmi ile hesaplaşır ancak Ortodoks Mistizmi realizmin temel düşüncesine baskın gelir. Tolstoy, harp ve suhte Rus soyluların yaşayış tarzlarını, savaşların sebeplerini ve bunun toplumdaki etkisini gözlemlemektedir. Ancak geldiği nokta insan niçin ölüyor ve öldürüyor sorusudur. Evet baktığımız zaman burada bir bilimsel bilgi bize aktarılmakta. Yani sohbet tarzında değil, bir anı paylaşılmıyor, birinin hayatını anlatmıyoruz. Herhangi bir konuda içimizi dökmüyoruz. Bu bir makaledir dostlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde iç çözümleme tekniği kullanılmıştır? İç çözümleme anlatıcının, kahramanların duygu ve düşünce gibi derinliklerini tüm çıplaklığıyla bildiği, zihninden geçenlere hakim olduğu bir tekniktir. Bir bakalım. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Elleri ayakları titriyordu. Evet burada bir kişinin ruhsal dünyasına yönelik bir betimleme, tasvir yok. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Geçen yıl bölgede nohut hasadı iyi olunca ani bir kararla tüm tarlalarına nohut ekmeye karar vermişti. Ancak hesaplamadığı bir şey vardı ki herkes onun gibi düşünmüş ve nohut ekiminde bir rekor yaşanmıştı. Hasat zamanı geldiğinde bunca emeğinin karşılığını alamayacağını aylar öncesinden anlamıştı. İsteksizce tarlaya gidiyor, zoraki şekilde çalışmalarını tamamlıyordu. Evet anlatıcı burada bize kahramanın iç dünyası ile ilgili bilgiler vermiş, onun için bu bir dursun. Hemen ceketinin göğsünü ilikledi arkadaşına ver şu evrakı dedi. Kağıtları aldı. Doğru müsteşarın yanına. Müsteşar masada kağıt okuyordu. Başını kaldırdı. Her gün sorduğu gibi hayrola müdür bey diye sordu. Efendim açıkta kalan filan efendi için olmaz buyurmuşsunuz. Bu da reva mı efendim dedi. Evet burada kişilerin ruhsal dünyasına yönelik herhangi bir betimleme yok. Sadece olay anlatımı söz konusu geçelim. Elden geldiğince özgün olmaya, hünerli olmaya çalış oyununda ama başkalarına saçmalıyormuş gibi görünmekten de korkma. Düşünce özgürlüğümüz olması gerek. Ancak saçma şeyler yazmaktan korkmayan insanlar özgür düşünür olabilir. Evet burada birine bir öğüt verilmiş. Dolayısıyla kişilerin ruhsal dünyası ile ilgili bir betimleme yok. Kahvenin çardağı altında oturuyorduk. Bizim Mehmet Ali, Bekir Çavuş, Salih Ağa, Muhtar hep oradaydılar. Bahis harp üzerine ve onun akıbetlerine dair idi. İstanbul'un dört devletin askeri işgali altında olduğunu anlattım derken yine burada bir iç çözümlemeden bahsedemeyiz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Türk Edebiyatı'nda Emin Nihat'ın Müsameretname ile Ahmet Mithat Efendi'nin Kıssadan İsse ve Letaifi Rivayat adlı eserlerinden sonra batılı anlamda ilk öykü örneklerini Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eserinde buluruz. Dolayısıyla Son Kuşlar Gelmez, Son Kuşlar Said Faik Abası Yanığı'nın eseridir. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Gözleme ya da tasarlamaya dayalı bir olayı veya durumu kişi yer ögelerinin bütünlüğü içinde anlatan kısa yazılara öykü denir, hikaye denir. Doğru. Öykü bir bakıma romanın küçük kardeşi sayılır. Romanda birçok olay ve kişi anlatırken öykü genellikle tek bir olay üzerine kurulur. Romanda kişiler belli bir yönüyle ele alınırken öyküde kişiler çok yönlü bir şekilde ele alınır. Oysa tam tersidir. Romanda çok yönlü, öykülerde tek yönlüdür. Öykü ve romanın ayrımında sayfa sayısı, sayısı belirleyici olmasa da öykü romana göre genellikle daha kısa bir yazı türüdür. Dünya edebiyatındaki ilk öykü yazarı ve bu türün kurucusu Decameron adlı eseriyle Bokasyo'dur doğru. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. Numaralanmış türlerden hangisinin eski edebiyatta bir karşılığı yoktur. Anı türüne eski edebiyatta yani divan edebiyatında tercüme hal, günlüğe ruzname, biyografiye teskire, gezi yazısına seyahatname denirdi. Deneme ile ilgili eski edebiyatta herhangi bir karşılık bulamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır.